Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 5. üniteden, sözcük türlerinden, ek eylemle ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Bildiğiniz gibi ek eylemin iki tane görevi var. Bunlardan birincisi, İsim soylu sözcüklere gelerek onları genellikle ne yapar arkadaşlar? Yüklem yapar. Peki isim soylu sözcüklere gelen ek eylemler nasıl karşımıza çıkar? İdi, imiş, ise bir de ek eylemin geniş zaman çekimi vardı. İsterseniz bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi konu anlatım videolarımdan arkadaşlar takip edebilirsiniz. Ek eylemin ikinci görevi ise fiillere gelir arkadaşlar. Fiillerden özellikle basit çekimli fiillere gelerek onları bildiğiniz gibi ne yapar? Birleşik çekimli, birleşik zamanlı fiil haline getirir. Peki fiillere gelen ek fiiller hangisiydi hatırlarsanız? İdi, imiş ve arkadaşlar ise olarak karşımıza çıkar. İdi ek fiilin hikayesi olarak isimlendirilir fiillerde. İmiş ek fiilin rivayeti olarak karşımıza çıkar. İse nedir? Ek fiilin şartıdır. Aslında kısaca bir konu anlatımı yapmış olduk. Şimdi isterseniz parçamıza geçelim. Bir numaralı cümleye baktığımızda dilinde doğup büyüdüğü yöre ile ilgili izler yok olmuştu ifadesinde bakın olmak fiil. Muş nedir burada? Muş öğrenilen geçmiş zaman ki peki. Tu nedir arkadaşlar? Bu da ek fiildir. Ek fiilin hikayesi olarak karşımıza çıkar. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olmuş. Yani burada ek fiil basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı birleşik çekimli fiil haline getirmiş. İki numaralı cümleye bakıyoruz. Bu yönüyle mahalledeki kadınlardan farklılaşmıştı. Farklılaşmak fiil. Mış nedir? Bu da öğrenilen geçmiş zaman ki peki. Tı nedir? Ek fiildir. Ek fiilin ne arkadaşlar bu? Hikayesi. Bakın burada da aynı şeyi görüyoruz. Ek fiil mişli geçmiş zaman ki pekine gelerek onu birleşik zamanlı birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Farklılaşmak fiilini. 3 numaralı sözcüğe bakıyoruz. Konuştuğu kişilerde beklediği kibarlığı görmüşse diline dil, sözüne söz bulunamaz. İncelir de incelirdi. Arkadaşlar incelmek fiil. İr nedir burada? İr geniş zaman ki pekidir. Peki di nedir? Buradaki di de ek fiildir. Ek fiilin neydi bu hatırlarsanız hikayesidir. Bakın burada da geniş zamanın hikayesi olmuş. Yani basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı birleşik çekimli fiil haline getirmiş ek fiil. Bakın burada bir tane daha var. O da görmek fiilinde. Görmek fiil, müş yine öğrenilen geçmiş zaman ki peki. S nedir burada? Ek fiildir. Ek fiilin şartıdır. Burada da öğrenilen geçmiş zamanın şartı olmuş. 4 numaralı cümle dursun. Daha sonra bakalım. 5 numaraya bakıyoruz. Uzun boyu, iri mavi gözleriyle dikkat çekerdi. Arkadaşlar, çekmek nedir? Fiildir. Er nedir? Er geniş zaman ki pekidir. Di nedir burada? Ek fiildir. Ek fiilin nedir arkadaşlar? Bu hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi burada da basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı birleşik çekimli fiil haline getirmiş. 4 numaralı cümleye baktığımızda ise salt dili ve davranışlarıyla değil, görünüşüyle de öteki kadınlardan ayrıydı. Ayrı burada isimdir. Y nedir? Kaynaştırma harfidir. D nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Bakın burada ek fiil isim soylu sözcüğe gelerek ne yapmış arkadaşlar? Onu yüklem yapmış. Diğerlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır diyor. Ek eylem neydi arkadaşlar? İdi, imiş, ise bir de isimlerde ek eylemin geniş zaman çekimi vardı hatırlarsanız. Şimdi seçeneklere bakalım. Çocuğu okula kaydettirmek için çok fazla uğraşmıştı. Bakın uğraşmak fiil. Mış nedir burada? Öğrenilen geçmiş zaman ki peki.
Tı nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin nedir bu? Hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi burada ek fiil kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Kapının önünde oturmuş, geleni geçeni izliyordu cümlesinde. Burada oturmak fiil, muş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman küpekidir. Burada herhangi bir ek fiil yok. Fakat izliyordu kelimesinde izlemek fiil, yor, şimdiki zaman küpeki, du nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Bu da ek fiilin hikayesidir. Dolayısıyla şimdiki zamanın hikayesi olmuş. Burada da ek fiil var. O yüzden ben B seçeneğini elemiş olurum. C seçeneğine bakalım. Çalışma odasını farklı resimlerle donatmıştı. Bakın donatmak fiil. Mış nedir burada? Öğrenilen geçmiş zaman küpeki. Tı nedir? Ek fiildir. Ek fiilin nedir arkadaşlar bu? Bu da ek fiilin hikayesidir. Burada da ek fiil kullanılmış. Basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Bundan dolayı ben C seçeneğini denemiş olurum. D seçeneği dursun. Bize en ilginç masalları dedem anlatırdı. Anlatmak fiil. Ir bakın burada ne ekidir? Geniş zaman ekidir. D nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Peki ek fiilin neyidir bu? Hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi burada da geniş zamanın hikayesi kullanılmış. Yani ek fiil kullanılmış. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. D seçeneğine baktığımızda ise çocukların bütün sıkıntılarını sabırla giderdi. Bakın arkadaşlar burada gitmek fiil. Sabırla giderdi diyor. Buradaki er eki nedir biliyor musunuz? Fiilden fiil yapım ekidir. Gitmekten gidermek yani karşılamak anlamına geliyor. Sözcüğün anlamını değiştirmiş. O yüzden burada fiilden fiil yapım eki olarak kullanılmış er eki. Geniş zaman eki değildir. O halde di eki nedir arkadaşlar? Bu da görülen geçmiş zaman küpeki olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı burada ek fiil yoktur. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır? A seçeneği dursun. Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan biri ifadesinde biri arkadaşlar belgisiz zamirdir. Zamirler isim soylu sözcüklerdir. Bakın bunlar da ek fiil olarak yüklem olur. Di de nedir burada? Ek fiildir. Dolayısıyla ek fiil isim soylu bir sözcüğe giderek onu yüklem yapmış. Ek fiil kullanılmış. Bundan dolayı ben B seçeneğini elemiş olurum. Geleceğe umutla bakan, zorluklar karşısında yılmayan bir gençti. Genç burada arkadaşlar adlaşma sıfat olarak karşımıza çıkar. T nedir peki? Bu da ek fiildir. Ek fiil yine isim soylu bir sözcüğe gelerek onu yüklem yapmış. Bundan dolayı ben C seçeneğini denemiş olurum. Her konuda fikir sahibi, titiz bir araştırmacı yazardı ifadesinde yazar isim d nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiil yine isim soylu bir sözcüğe gelerek onu yüklem yapmış. Bundan dolayı kullanıldığını görüyoruz. O halde ben D seçeneğini denemiş olurum. Bize her zaman erdemli bir insan olmamız gerektiğini söylerdi. Bakın söylemek fiil. R nedir? R burada arkadaşlar geniş zamandır. D nedir? Bu da ek fiildir. Ek fiilin nedir arkadaşlar bu? Hikayesidir. Bakın burada ek fiil basit çekimli bir fiile gelerek onu birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiil haline getirmiş. Dolayısıyla ek fiilin kullanıldığını görüyoruz. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. Fakat A seçeneğine baktığımda sonbaharın bütün hüznünü barındıran ağacın yaprakları sarardı ifadesinde. Kelimenin kökü sarı. Sarıdan sararmak olmuş arkadaşlar. Sarı isim kökündeydi. Sarıdan sararmak yani isimden fiil yapım eki almış. D da arkadaşlar görülen geçmiş zaman küpekidir. Bakın ek fiil değil. Görülen geçmiş zaman küpekidir. Bundan dolayı burada ek fiil kullanılmamıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ek eylem alıp almadığı ancak cümlede taşıdığı anlamla belirlenebilir demiş. Seçeneklere baktığımızda anlamak fiil, y kaynaştırma, acak ecek ekini ekidir, gelecek zaman küpekidir,
tı da arkadaşlar ek fiildir. Ek fiilin hikayesidir. Bakın burada cümlede taşıdığı anlama bakmaya gerek yok arkadaşlar. Her halükarda bu gelecek zamanın hikayesi olarak karşımıza çıkar. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. Söylüyordu kelimesinde söylemek fiil. Your ne ekidir burada? Your şimdiki zaman kipekidir. Do nedir? Arkadaşlar bu da ek fiilin yine hikayesidir. Yine aynı şekilde burada da arkadaşlar cümlede taşıdığı anlama bakmaya gerek yok. Bu her halükarda şimdiki zamanın hikayesi olarak karşımıza çıkar. O yüzden ben D seçeneğini denemiş olurum. Gitmişse kelimesinde gitmek fiil, miş nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. S nedir arkadaşlar burada? Ek fiildir. Ek fiilin neyi bu? Şartı. Bakın öğrenilen geçmiş zamanın şartı oldu. Bu cümlede taşıdığı anlama göre değişmez. Her halükarda bu şekildedir. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. Gelmezmiş kelimesine bakıyoruz. Gelmek fiil. Mazmez nedir? Aslında arkadaşlar olumsuzluk ekidir. Ama neyin olumsuzu bu? Geniş zamanın olumsuzu. Miş nedir? Ek fiildir. Ek fiilin ne arkadaşlar bu? Rivayeti. Geniş zamanın rivayeti olmuş. Bu cümlede taşıdığı anlama göre bu da değişmez. Her halükarda bu böyledir. O yüzden ben C seçeneğini delemiş olurum. B seçeneğine baktığımızda kızarmak kelimesini görüyoruz. Arkadaşlar kızarmak kelimesi cümlede taşıdığı anlama göre ek eylem alabilir de almayabilir de. Şimdi bunu size iki örnekle göstermek istiyorum. Bunlardan birincisi patatesler kızardı örneği. Diğer örnek ise babam sürekli ona kızardı örneklerine bakalım. Şimdi kalemi de değiştireyim ben. Bakın burada nedir? Kızmak fiil. Kızmaktan kızarmak olmuş. Anlam değişiyor. Burası nedir? Fiilden fiil yapım ekidir. D nedir arkadaşlar? Bir fiilden sonra gelen ek genin itibariyle kipekidir arkadaşlar. Yüklemde ise bir sözcük. Bu da arkadaşlar yine kipeki olarak karşımıza çıkar. Yani görülen geçmiş zaman kipekidir. Bakın burada kızardı kelimesi ek fiil almamış. Buradaki d eki görülen geçmiş zaman kipeki olarak kullanılmış. Diğer örneğimize bakalım. Babam sürekli ona kızardı. Kızmak fiil. Ar nedir burada? Ar geniş zaman kipeki olarak karşımıza çıkmış ki sürekli diyor. Yani eylemin herhangi bir zaman diliminde ve devamlı olarak yapıldığını gösteriyor. Peki d nedir arkadaşlar? D da ek fiildir. Ek fiilin hikayesi. Görmüş olduğunuz gibi geniş zamanın hikayesi olmuş. Ve d burada ek fiil olarak kullanılmış. İki örnekte de gördüğümüz gibi cümlede taşıdığı anlama göre kızardı kelimesinde ek fiil birisinde alıyor, diğerinde almıyor. Yani ek eylem cümlede taşıdığı anlama göre belirlenebiliyor. O halde arkadaşlar doğru cevabımız ne olacaktır? Tabii ki B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin sonuna rivayet birleşik zaman eki olan imiş eklenemez demiş. Bakalım okuyacakmış. Bakın ekleyebildik. A seçeneğini elemiş oluruz. Anlasaymış. Ekledik arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Sevmeliymiş desem ekledik. Bunu da elemiş oluruz. Duymuşmuş desem arkadaşlar öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti olur. Buna da ekledik. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Beklediymiş. Arkadaşlar olmaz. Görülen geçmiş zamanın rivayeti olmaz. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi değil sözcüğüyle olumsuz yapılamaz demiş. Bakalım. A seçeneği dursun. Kadın bize karşı çok iyi değildi desem bakın olumsuzu yapılıyor. O yüzden B seçeneğini elemiş olurum. Okuduğu romanın dili ağır değildi. Bunun da olumsuzu yapılıyor. Bunu denemiş oluruz. Arkadaşım edebiyat alanında uzman değildi. Bunun da olumsuzu yapılıyor. Bunu denemiş olurum. Kitabın arka kapağı da renkli değildi. Bunun da olumsuzu yapılıyor. Bunu da elemiş oluruz. Fakat A seçeneğine baktığımızda
Çocuğun karnesinde iki zayıfı değildi olmaz. İki zayıfı yoktu desem bu şekilde olumsuz oluyor. Değildi şeklinde olmuyor. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki eylemlerin hangisinin sonuna eklenecek? D, D, T, T eki ek eylem özelliği kazanmaz demiş. Bakalım. Anlamıştı desem öğrenilen geçmiş zaman hikayesi olur. Ek eylem özelliği kazanmıştır. Bunu elemiş oluruz. Bilemezdi desem geniş zamanın hikayesi olur. Ek eylem özelliği kazanmıştır. Bunu elemiş oluruz. Okuyacaktı desem gelecek zamanın hikayesi olur. Ek eylem özelliği kazanmıştır. Bunu elemiş oluruz. Söylerdi desem geniş zamanın hikayesi olur. Ek eylem özelliği kazanmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Gidiver kelimesinde bakın gitmek fiil. İvermek nedir arkadaşlar? Tezlik fiilidir. Ben bunun sonuna di ekini eklesem buradaki di eki kip eki değil. Birinci ek yani birinci kip eki olduğu için buna biz ne diyoruz? Görülen geçmiş zaman kip eki diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada ek fiil yok. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir edat ek eylem alarak yüklem olmuştur? A seçeneği dursun. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Arkadaşlar ağlamak fiil. D nedir peki? D da burada bakın görülen geçmiş zaman kipeki. M de birinci tekil şahıseki. Birincisi ağlamak edat değil. İkincisi bakın burada yine ek fiil yok. O yüzden ben B seçeneğini elemiş olurum. Dün sandalla denizden geçen bendim ifadesinde ben kişi zamiridir arkadaşlar. İnsan adlarının yerini tutar. Di nedir? Ek fiildir. Bakın burada da ek fiil var fakat zamir olan bir sözcük almış. Bize neyi sormuştu? Edat olan bir sözcüğün ek fiil alıp almamasını sormuştu. O yüzden ben C seçeneğini denemiş olurum. Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Akşam nedir arkadaşlar? İsimdir. Nisan akşamı demiş. I burada iyelik ekidir. Dır nedir? Dır da ek fiildir. Ek fiilin geniş zaman çekimidir. İsme gelmiş, onu yüklem yapmış. Soruda bize ek fiilin edata gelip gelmediğini sormuştu. Burada edata gelmemiş, o yüzden bunu da elemiş oluruz. Solduracak bir gül gibi ömrümü ifadesinde, bakın burada da soldurmak fiil, acak ecek eki nedir arkadaşlar? Gelecek zaman kip ekidir. Ek eylem edata gelmemiş ki ek eylem de yok. Bundan dolayı ben E seçeneğini de elemiş olurum. A seçeneğine bakacak olursak. Denize bakan evler gibiydim seninle ifadesinde. Bakın gibi sözcüğü burada nedir? Edattır. Y nedir? Kaynaştırma harfidir. D nedir arkadaşlar? Buradaki D ek fiildir. Ek fiile gelerek onu yüklem yapmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır? A seçeneği dursun. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Bakın yenmek fiil. Di nedir burada arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Geçmek fiil. Ti nedir burada? Bu da yine görülen geçmiş zaman kipekidir. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Atıldık kelimesinde atılmak fiil. Bakın buradaki dı nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Yerden 7 kat arşa kanatlandık o hızla. Kanatlanmak fiil. D nedir burada? Yine görülen geçmiş zaman kipekidir. Arkadaşlar B, C, D ve E seçeneklerinde ek fiil kullanılmamış. A seçeneğine bakacak olursa bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Şen sözcüğü arkadaşlar nedir? İsimdir. Buradaki D nedir? Bu da ek fiildir. Ek fiilin iki görevinden biri nedir? İsim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmaktır. Burada da o görevde kullanılmış. Bunun için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 10. soru. Dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Hafızın kabri olan bahçede bir gül varmış. Bakın var sözcüğü isimdir. Mış da isme gelerek onu yüklem yapan ek fiil olarak karşımıza çıkar.
burada kullanılmış, o yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle ifadesinde açmak fiil ar ereki nedir burada? Geniş zaman küpekidir. Mış nedir arkadaşlar? Ek fiilin rivayetidir. Basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Burada da ek fiil var. O yüzden ben B seçeneğini denemiş olurum. Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış. Ağlamak fiil. R nedir arkadaşlar? Geniş zaman küpekidir. Mış nedir yine? Burada ek fiilin rivayetidir. Bakın geniş zamanın rivayeti. Yani basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil haline getirmiş ek fiil. O yüzden C seçeneğini denemiş olurum. Her lahza bir alev gibi hasretli duyduğum ifadesinde hasret sözcüğü isimdir. T nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Bakın ek fiil isim soylu bir sözcüğe gelerek ne yapmış? Onu yüklem yapmış. O yüzden ben D seçeneğini denemiş olurum. Çünkü ek fiil kullanılmış. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader ifadesinde yoğurmak fiil. Muş nedir burada? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Bakın arkadaşlar burada herhangi bir ek fiil yok. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmemiştir diyor. Söylediğim hiçbir sözü doğru dürüst anlamazdı ifadesinde anlamak fiil mazme zeki nedir burada? Geniş zaman kipekidir. D nedir? Ek fiildir. Ek fiilin niye arkadaşlar bu? Hikayesi. Dolayısıyla geniş zamanın hikayesi biçiminde çekimlenmiş bu fiil. O yüzden ben A seçeneğini elemiş olurum. B seçeneğine baktığımızda bize halk hikayelerinin en güzellerini o anlatırdı ifadesinde anlatmak fiil ır nedir? Bu geniş zaman kipekidir. Tı nedir? Ek fiilin hikayesidir. Görmüş olduğunuz gibi burada da geniş zamanın hikayesi var. O yüzden ben B seçeneğini denemiş olurum. C seçeneği dursun. Sıra gecesinde en güzel türküleri ustam söylerdi. Söylemek fiil. R nedir? Bu da geniş zaman kipekidir. D nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ek fiilin hikayesi. Görmüş olduğunuz gibi burada da geniş zaman hikayesi var. Bundan dolayı ben D seçeneğini denemiş olurum. Her akşam onu kapının önünde heyecanla beklerdim. Beklemek fiil. R nedir? Geniş zaman kipekidir. D nedir? Ek fiilin hikayesidir. Bakın arkadaşlar geniş zaman hikayesi burada da kullanılmış. O yüzden ben E seçeneğini denemiş olurum. Ama C seçeneğine baktığımızda derste konuşan öğrencileri tek tek dışarı çıkardı. Arkadaşlar çıkmak fiil. Çıkmaktan ne olmuş? Çıkarmak olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. Tı nedir burada? Buradaki dı ise görülen geçmiş zaman kipekidir. Bakın burada ek fiil yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ek eylem ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Bildiğiniz gibi ek eylem isimlere geliyor, bir de fiillere geliyor. İsimlere geldiğinde onları genellikle yüklem yapıyor. Fiillere geldiğinde ise basit çekimli fiilleri birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil haline getiriyor. Sözcüklerimize baktığımızda asi isim kelimesinde asi isim, y kaynaştırma, buradaki S nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Ne olmuş? Ek fiilin bu şartıdır. İsim soylu sözcüğe gelmiş. Kör sem kelimesine bakıyoruz. Kör isim. SSA 2 burada yine ek fiil olarak karşımıza çıkar. Ek fiilin şartıdır. Bakın burada da isim soylu sözcüğe gelmiş. Yoksam kelimesinde yok isim. SSA nedir? Ek fiilin şartı. Neye gelmiş arkadaşlar? İsim soylu sözcüğe gelmiş. Bozuksam kelimesinde kelime bozmaktan bozuk olmuş. Yapım eki almış. Son hali itibariyle nedir bu? İsimdir. SSA nedir? Bu da yine ek fiilin şartı olarak karşımıza çıkar. Görmüş olduğunuz gibi burada da isim soylu bir sözcüğe yani isim olan bir sözcüğe geldiğini görüyoruz. 5 numaralı sözcüğe baktığımızda durmuşsam ifadesine bakıyoruz. Durmak nedir? Fiildir. Buradaki muş nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. SSA nedir peki?
ek fiildir. Ek fiilin neyi arkadaşlar bu? Şartı. Bakın burada öğrenilen geçmiş zamanın şartı olarak kullanılmış. Yani basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Bu da bunun diğerlerinden farklı olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Aşağıdaki eylemlerden hangisinin sonuna eklenecek olan ek eylemin rivayet geçmiş zaman eki imiş? Ekleneceği sözcüğün birleşik zamanlı eylem durumuna getirmez demiş. Bakalım. Gidecekmiş dediğimizde olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Seviyormuş dediğimizde olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Anlamazmış ifadesinde maz geniş zamanın olumsuzudur. Dolayısıyla geniş zamanın rivayeti olur. Burada da olmuştur. Bunu da elemiş oluruz. Dinlermiş kelimesine bakalım. Dinlemek fiil. R geniş zaman. Geniş zamanın rivayeti olur. Bu da olur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat kızdırmış kelimesine bakıyoruz. Arkadaşlar burada kızmak fiil. Kızmaktan kızdırmak olmuş. Buradaki dır eki fiilden fiil yapım ekidir. Peki burası kızdırmak kelimesi fiil ise mış eki ne olur biliyor musunuz? Bakın mış eki burada ek eylem olmaz. Çünkü birinci ek durumuna düştüğünden dolayı öğrenilen geçmiş zaman kipeki olarak karşımıza çıkar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Şimdi birinci ek dediğim şey nedir? Bunu da açıklamış olayım size. Az önce söylemeyi unuttum. Olay şu. Arkadaşlar fiil kök ya da gövdesine gelen birinci ekimiz ne ekidir? Genellikle kipekidir. Daha sonra arkadaşlar ne gelir? Ek fiil gelir. Daha sonra da gelirse şahıs ekinin geldiğini görüyoruz. Birinci ek dediğim şey şuraya geliyor. Yani buradaki mış eki kipeki olarak kullanılıyor. O yüzden ek fiil değildir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik. 14. soruya. 14. soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek eylem birleşik zamanlı eylem yapma göreviyle kullanılmamıştır diyor. O zaman ben basit bir mantık yürütüyorum. Diyorum ki ek eylemin iki görevi var. Bana ikinci görevini sormamış, birinci görevini sormuş. O da nedir? İsim soylu bir sözcüğe gelerek onu yüklem yapması. Bizden bunu bulmamız istiyor. Cümlelere baktığımızda 90'lı yılların sonlarına doğru birkaç yayın evi bir araya gelerek Kelepir adlı kitap mağazaları kurmuştu. Bakın, Mişli geçmiş zamanın hikayesi var. O yüzden bir numarayı elemiş oluruz. Yani eklendiği sözcüğü birleşik zamanlı yapmış. Genellikle büyük şehirlerde ve üniversitelerin yoğun olduğu kentlerde açılan bu kitapçılarda yayın evleri stoklarındaki kitapları oldukça uygun fiyata satarak eritiyorlardı. Bakın eritmek fiil, yor şimdiki zaman, dığ da ek fiilin hikayesi. Şimdiki zamanın hikayesi olmuş. Burada da birleşik çekimli, birleşik zamanlı bir eylem var. O yüzden 2 denemiş oluruz. 3 numara dursun. 4 numaraya bakıyoruz. Kalen Birksen'in Ölümsüz Öykü adlı kitabıyla ilk orada karşılaşmıştım. Karşılaşmak nedir? Fiildir. Miş öğrenilen geçmiş zaman. Tı nedir burada? Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesidir. Yani arkadaşlar basit çekimli bir fiile gelerek onu birleşik zamanlı, birleşik çekimli bir fiil haline getirmiş. Bundan dolayı 4'ü de demiş oluruz. Yazarı hiç tanımıyordum. Bakın tanımak nedir? Fiildir. Yor şimdiki zaman, do da ek fiilin hikayesidir. Yani şimdiki zamanın hikayesi olmuş. Burada da eklendiği sözcüğü birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil haline getirmiş. Başka var mı ona bakalım. Edebiyat dergilerinde Cumhuriyet Gazetesi'nin kitap ekinde bile adına rastlamamıştım. Rastlamak fiil. Mış nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zamandır. Tı nedir? Ek fiilin hikayesidir. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olmuş. Burada da arkadaşlar basit çekimli fiile gelerek onu birleşik zamanlı yapmış. O yüzden 5'i de elemiş olurum. Şimdi 3 numaralı yere baktığımızda. Hatta kapısına çoktan kilit vurmuş yayın evlerinin kitaplarını da burada bulmak mümkündü ifadesine bakıyoruz. Bakın vurmak fiil. Muş nedir burada? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Burada ek fiil yok. Ama mümkündü kelimesine bakalım. Mümkün sözcüğü nedir? İsimdir. Dü nedir arkadaşlar? Ek fiildir.
Görmüş olduğunuz gibi ek fiil burada isim soylu sözcüğe gelerek onu yüklem yapmış. Yani basit çekimli fiile gelerek birleşik çekimli yapmadığını görüyoruz. Diğerlerinden farklıdır. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalıma arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.